Biz Cumhuriyet dönemi tarihini okullarda çok küçük yaşlardan itibaren hep öğrendik. Ama ne kadar öğrendik ve ne kadar hayatın içinden öğrendik, yaşayarak, öyküleri dinleyerek öğrendik hep tartışmalıdır. Çok sevdiğimiz bir isim bugün bizimle olacak ve öyle güzel öyküler anlatıyor ki bize, hakikaten Cumhuriyet dönemini daha iyi anlamamız açısından bize çok büyük bir pencere açıyor. Çok kıymetli hocamız, Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden doçent doktor Evrim Şencan bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu, iyi akşamlar. Çok farklı pencereler açıyorsunuz dedik. Çünkü bilmediğimiz tarihin keyifli anlatımı olan konularla her zaman bizimle birlikte oluyorsunuz. Sağ olun, çok, çok keyifli oluyor anlatımlarınız dolayısıyla. Bugün de bir kadını tanıyacağız. Yaşar Nezihe Hanım, siz terzilikten aktivistliğe olan öyküyü anlatacağız dediniz ama nasıl bir kadın? Evet. Sanıyorum Duygu Hanım, son birkaç programda hep böyle bir kadınlar üzerinde konuşuyoruz, evet. Sizinle. Hep öyle oldu kadın öyküleri. Çünkü her zaman söylüyorum, biz sizinle normal konuşmalarımızda da hep söylüyoruz. Çünkü devrimin taşıyıcı kolanı kadındır her zaman. Her zaman. Bunun üzerinde konuşuyoruz. Ben kadın biyografileri çalışmayı bu anlamda çok seviyorum. Çünkü o kadınların hayatlarını gördükçe biz kadınların mevcut durumda neler yapabileceğimizi de görüyorum bir taraftan. Bazen kendi eksikliklerimizi de bu kadınlarda buluyoruz biz. Yaşar Nezihe de böyle bir kadın. Yaşar Nezihe çağının aslında çok ilerisinde bir kadın. Çok direniş ruhu olan bir kadın ve çok zorluklar yaşamış bir kadın. Çağının güçlü kadınlarından biri ve her şeyi kendi kendine öğrenmiş bir kadın. Mesela siz başlıkta dediniz ya, terziliği kendi kendine öğrenmiştir. Bir şairden bir eğitim almamıştır. Zaten şair olmak eğitimle gelecek bir şey değil. Kendi kendine bunu geliştirmiş bir kadın. 1881 doğumlu. Takvim değişimlerine göre 1882 diyen de olabiliyor. Bu arada tabii zannediyorum izleyicilerimiz fotoğrafları da belki görürler. Hı-hı, 1 ve 2 numaralı ekranda. Fotoğraflarımızı. Tam da söylediğiniz fotoğraflar ekranda. Çok iyi. Hem de Yaşar Nezihe Hanım'ı da görmüş, hı-hı, olurlar. Hem biraz daha ileri yaşlardaki fotoğraflarına daha çabuk ulaşabiliyoruz doğal olarak. 1881 ya da 1882 doğumlu bir kadın Yaşar Nezihe. İstanbul doğumlu ve ailesinin, anne ve babasının 5 çocuğu oluyor. 5 çocuğunun 4'ü de vefat ediyor. Ve Yaşar Hanım doğduğu zaman onun yaşaması için ismine Yaşar koyuyorlar. Sırf yaşasın diye, isminin enerjisiyle yaşasın istiyorlar. Ve ismini Yaşar Zeliha koyuyorlar. Nezihe değil, Yaşar Zeliha koyuyorlar. Şimdi aslında doğumundan itibaren bir kader örgüsü diyelim Yaşar Nezihe Hanım için. İsmi Yaşar Zeliha olarak doğuyor, böyle devam ediyor. Fakat 6 yaşında annesini kaybediyor. Dolayısıyla aslında 6 yaşında ve Osmanlı'nın son dönemindeyiz dikkat ederseniz. 6 yaşında annesiz nasıl hayatını devam ettirebileceğini kendi kendine öğrenen bir kadın. İşte kendi kendine öğrenen derken bunu kastediyoruz. Maalesef babasının çok kötü alışkanlıkları var. Dolayısıyla babadan çok destek göremiyor. Teyzeden çok destek göremiyor. Kendi kendine hayatını yaşamaya devam edecek ve tabii 6 yaşında annesini kaybettiğinde yaklaşık bir sene sonra mektebe gitme kararı alıyor. Kendi kendine. İnanılmaz. Şimdi Duygu Hanım, inanılmaz dediniz, gerçekten öyle. Çünkü o dönemde bir kadın 7-8 yaşlarındasın ve kendi başına mektebe gideceksin. Bu inanılmaz bir şey. Zaten karakterini aslında ortaya koymuş oluyor Yaşar Nezihe. Kız çocukları gidemiyor o dönem. Çok zor gidiyor. Zaten herhalde. Evet. Hani meşrutiyetten sonra belki biraz özgürlük gelecek, hı-hı, ama zaten bir kız çocuğunun kendi kendine mektebe gitmeyi istemesi çok, hı-hı, enteresan bir şey. Şimdi tabii bunun için para lazım. Öyle bir gelirleri yok. Çok zor bir şartlarda yaşıyorlar. Bir mektebe gidiyor Duygu Hanım. Bir hocanın karşısına geçiyor. Diyor ki, hoca beni okut. Ben öksüzüm. 7 yaşında. Evet, ben öksüzüm. Hoca da bunun haline acıyor, diyor ki seni okuturum ama şimdi defter lazım, işte bir şey lazım, bir şeyler için para lazım, ne yapacaksın? Yaşar Nezihe de diyor ki ben çok kendimi küçüklüğümden beri annemden dikiş nakış öğrendim. İşte terzilik kısmı buradan geliyor. Ben dikiş nakış yapabilirim, belki onları satabilirim, oradan para kazanabilirim. Bunu yapabilirim ama başka şeyler de yapabilirim. Peki ne yapabilirsin? Yaşar Nezihe Hanım kendi kendine tarlaya çıkıyor. Oradan ebe güveci ve papatya toplayıp aktara satıyor. Ve aktardan satın aldığı o paranın 40 parasını, eski tabirle 40 parasını hocaya veriyor. Ve inanamazsınız Duygu Hanım, bir sene okuyor böyle. İnanılmaz. Dikiş nakışla. Babası onu saçlarından sürüyerek evden kovmuş okula gittiği için. Çünkü okula gitmesini istemiyor. Evde işler var. Evdeki işleri kim yapacak? Haliyle Yaşar Nezihe Hanım bir sene okuyor. Şimdi o bir sene ona şunu katacak. Bir kere okuma yazma öğrenecek. Bu da ileride işte şair olması için bir altyapı. Ancak şöyle ki Yaşar Nezihe Hanım bir şey fark ediyor kendinde, bir şey keşfediyor.
diyelim bir sıkıntısı var ya da bir şeye mutlu oldu. Bunları konuşamadığını fark ediyor, anlatamadığını fark ediyor. Meğerse bunları dizelere döküyormuş. Ve hissettiği her şeyi kağıtlara yazmaya başlıyor Yaşar Nezihe'm. Şimdi tabii bu yazdıklarını hem diyeceksiniz ki ne kadar güzel, evet yazıyor, hakikaten yazıyor, fakat bir yerde de yayınlatmak isteyecek. Şimdi basın, yayın zaten zor, matbaa bulmak zaten zor, zaten bir kadın zaten bunu nasıl yapacak? 15 yaşında ilk şiirini yazıyor ve 15 yaşında yazdığı şiiri Malumat Dergisi'nde yayınlatabiliyor ileriki zamanlarında. Sonra Terakki Dergisi'ne geçecek vesaire. Şimdi tabii güzel yazıyor diyoruz, çok seviniyoruz, ama şimdi kadınların buradaki durumunu ben özellikle anlatmak istiyorum. Kendi adını kullanamıyor bile yazarken. Ya mahla, oraya ya mahlas kullanacak. Mahlas, genelde öyle evet, yapıyorlar. Evet, kullanamıyor. Mecburen. Mesela Mazlume'yi kullanıyor, Mahmure'yi kullanıyor, Mehcure'yi kullanıyor. Bazen Yaşar binti Kadir, yani Kadir'in erkek kızı. Gibi. Ya da, evet, ha, Kadir'in kızı anlamında. Hı. Babasının ismi Abdülkadir'miş çünkü. Hı. Babası da Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybediyor zaten daha sonra. Ama çok uzun zaman ismini kullanamayacak. Hı. Zaten dikkat ederseniz koydukları isim Zeliha. Yaşar Zeliha, Nezihe değil. Şimdi Yaşar Nezihe'nin kendini, o dizelerini herkesle paylaşmasını sağlayacak bazı durumlar yaşıyor. Birincisi, bir ilham kaynağıyla tanışıyor. Aşık oluyor. Hı. Hilmi Çavuş diye birine aşık oluyor ve hiçbir zaman kavuşamayacaklar bu arada. Ve o kavuşamayan aşkların biliyorsunuz dizelere dökülüşü çok daha farklı oluyor. Hı. Hissettiği her şeyi yazmaya başlıyor. Fakat bir süre sonra kendisinden 27 yaş büyük biriyle evlendiriyorlar. Hı. Yaşar Nezihe Hanım'ı. Tabii hiç böyle herhangi bir sevgi vesaire böyle bir şey yok aralarında. Zaten evlendiği kişi de kendisini boşayacaktı. Kadınların boşama hakkı olmadığı için o dönemlerde boşayacak kendisini. Ve, muhtemelen asi bulup boşayacak. Evet, hatta madem bunu dediniz onu da söyleyeyim. Asi bulduğu için kendisinin adını değiştiren kişi bu kocasıdır. Ben Zeliha ismini beğenmedim, sen ismini Nezihe yapacağım diyor. Ve bir erkek bir kadının kimliğini değiştirebiliyor. Değiştirme hakkına sahip. İşte o yüzden yaşasın Cumhuriyet. O yüzden bugünümüze şükürler olsun. Evet, yaşasın Cumhuriyet dediğimiz nokta, yaşasın Atatürk evet. dediğimiz nokta bu. Bu kadının kimliğini değiştiriyor. Beğenmemiş o ismi. Neden boşuyor biliyor musunuz? Senin çocuğun olmuyor diyor. Hmm. O yüzden boşuyor. Belli bir zaman sonra Yaşar Nezihe Hanım artık Yaşar Nezihe ismini kullanacak. İkinci evliliği yapıyor. Bu sefer çok büyük bir aşkla yapıyor. Bir mühendisle evleniyor ve 3 çocuğu oluyor. Yani aslında çocuğu olmuyor diye bir şey yok. 3 çocuğu oluyor. Vedat, Suat ve Sedat isimli 3 çocuğu oluyor. Sanırım kendi ailesinin kaderini yaşamak mı, nasıl bunu yorumlarız bilmiyorum. Vedat dışındaki çocukları hayatını kaybediyor, hmm. kardeşleri gibi. Hmm. Vedat'ın sanıyorum fotoğrafı vardı, 3 numaralı fotoğrafımız. Hmm. Belki izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Zannediyorum şu an görecek izleyicilerimiz. Vedat, bu, evet buymuş. Evet, bu Vedat, soldaki Vedat oğlunu göreceksiniz. Sağdaki kişiden birazdan bahsederim çünkü Yaşar Nezihe Hanım'ın Cumhuriyet döneminde hayatını değiştiren kişilerden biridir o Taha Toloz. Yaşar Nezihe Hanım'ın oğlu yaşıyor, Vedat. Şimdi Vedat tabii ileriki zamanlarda büyüyecek. Büyüyeceği zaman kendini bir ideolojinin içinde bulacak. Ve o ideolojiye ait olan bazı cemiyetlere üye olacak Vedat. O cemiyetlerde biriyle tanışacak ki hepimiz çok iyi tanıyoruz. Nazım Hikmet'le tanışacak. Annesini Nazım Hikmet'le tanıştıracak. Ve annesi Yaşar Nezihe, Nazım Hikmet'in ablası olacak ondan sonra. Nazım Hikmet her gördüğünde elini öpermiş Yaşar Nezihe Hanım'ın. Hani şiir bağlantısı da oradan özellikle kurmak isterim. Çünkü Nazım Hikmet'ten yaşı büyüktür Yaşar Nezihe'nin. İkinci eşinden ayrılıyor. Şimdi Duygu Hanım kendi ayrılıyor. Bakın aslında ne kadar çağın hiç beklenmeyecek şeyler. Evet. Neden ayrılıyor? Devrimci bir kadın. Çok. Eşinin onu aldattığını fark ediyor. Hmm. Ve ayrılıyor. Ve 3. kez evleniyor. İnanılmaz. Evet. Yani hiç beklenmeyecek bir şey. Hiç beklenmeyecek bir şey. 3. kez evlendiğinde de eşinden ayrılıyor. Ve ayrılma sebebini şöyle görüyor. Evlendiğinde zaten 50 gün falan evli kalıyorlar. 50-55 gün evli kalıyorlar. Evlendiğinde fark ediyor ki kocasının 10. eşi kendisi. Hı. Aynı anda 10. eşi. Dolayısıyla bunu kendine yediremiyor. Yani bir kadının böyle bir şeye boyun eğebileceğini asla kabul etmiyor ve ayrılıyor. Ve bu 3 evliliği arasında 2 intihar girişimi var aslında. Yani bu kadın çok şey yaşıyor ve bütün bu yaşadıklarının hepsini şiirlere aktarmaya Hı. başlıyor. Şimdi Duygu Hanım tabii bu özellikle Nazım Hikmet'le tanışması, şiirlerin ilk şeyini çıkarması, malumattaki yazısı vesaire yavaş yavaş isminin de duyulmasına sebebiyet verecek. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde bir kadın hareketi var. Bir cemiyetler, dergiler çıkıyor ve orada da yavaş yavaş yazmaya başlamış kendisi. Tabii Nazım Hikmet'le tanıştığı zaman, yani oğlu vesilesiyle tanıştığı zaman aslında Yaşar Nezihe ilk kitabını çıkarmıştı.
Ve ilk kitabını çıkardığında Bir Deste Menekşe ismi. İlk kitabını çıkardığında çok karışık bir dönem. Yani Dünya Savaşı başlamak üzere, Balkan Savaşları bitmiş. Yani savaşın ortasında bir kadının şiir kitabı çıkarması çok muazzam bir olay bence. Ekonomik sıkıntıları da gözlemde. Ekonomik sıkıntıları var. Tabii şimdi bu basın yayın kısmında birazdan anlatacağım. Esas kısım o zaten. Yani nasıl bastırdı bu kitapları. Çok... hakikaten o kendi kendine öğrenen, hatta Duygu Hanım şöyle de ben size söylemek isterim. Hani çocukken mektebe gidip kendisi kayıt olmak istemişti ya, hocası ona bir isim takmış. Kendi gelen. Yani kendi geliyor her şey. Ayağımıza geliyor okumak için. İşte dikiş, bu ara sürekli dikiş dikiyor. Çünkü bu yazıyor şiirlerini, fakat bunlardan bir para kazanması mümkün Tabii. değil. Yardımlaşma derneklerinde, şark pazarında mesela dikiş dikermiş. Bu dikişi hep devam, terziliğini her zaman devam ediyor. Çünkü esas para kazandığı mesleği o. Ama şairliğini de bir taraftan devam edecek. 4 numaralı fotoğrafımız gelebilir mi acaba o esnada? Hı hı. Çünkü 4 numaralı fotoğrafta çok, bence çok özel bir şey, çok özel bir durum. Bir gazete görecek izleyicilerimiz 4 numaralı fotoğrafta. Geliyormuş dönemin, yolda. Tabii, dönemin en ünlü gazetelerinden biri 4 numaralı fotoğrafta göreceğimiz gazete Aydınlık Gazetesi. Ve Aydınlık Gazetesi'nde yazan ilk kadın olacak kendisi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Hem ilk kadın olarak hangi yıllara şu anda, geldik? Şu anda 1923'e doğru geliyoruz. Yani Cumhuriyet'e birlikte geldik. Geliyoruz. Eski yazı okuyamayan izleyicilerimiz için ben özellikle söylemek istiyorum. Burada bir şiir var. Ve şiirin başlığı 1 Mayıs için. 1 Mayıs için. Evet, 1 Mayıs için. 1 Mayıs o zaman farkındalığın olduğu bir gün ama daha henüz çok da yaygın değildir muhtemelen. Şöyle, çok yaygın değil Duygu Hanım ama o dönemde bir cemiyet açılıyor. Ameli Terakki Cemiyeti diyoruz. Ameli işçi, terakki yükselme anlamında. Yaşar Nezih Hanım bu cemiyete üye olmuş. Haliyle bu şiiri yazarken aslında işçinin ne olduğunu biliyor, işçi haklarının ne olduğunu biliyor veyahut da işçilerin nasıl istekleri olduğunu biliyor. Şimdi diyeceksiniz ki o da o işçilerle aynı isteklerde veya taleplerde bulunmuş mu? Dediğim gibi o isteklerini yazıyor. Herhangi bir şekilde böyle, yani cemiyete üye olmuş ama ve ilk defa böyle bir şiir yazıyor. Şimdi bu çok önemli çünkü 1 Mayıs için şiir yazan ilk Türk kadın kendisi. Ve aktivistliği de açıkçası. Ne diyor şiirde? Bu şiir epeyce uzun bir şiir. Burada işçilerin hangi hakları alması gerektiği anlatılıyor. Mesela bu gazetelerin basılması için basın yayının daha ilerlemesi gerektiği anlatılıyor. Eğer ki işçiler yeteri kadar iyi şartlarda çalışmayacaklarsa bunun için greve gitmesi gerektiği anlatılıyor. Aslında o zamandan beri gelen bir bilgiymiş demek ki bu. Ve Aydınlık'ta bunu ilk defa yazınca tabii bu çok ünlü oluyor bu şiirin. Esas Yaşar Nezih'in ünlü olduğu zaman zaten bu zamana denk gelir. Ve şöyle söyleyeyim Duygu Hanım, Cumhuriyet ilan edilince tabii basın yayın özgürlüğü olduğundan mütevellit. 1923'te, 24'te ve 25'te 3 sene boyunca her 1 Mayıs'ta bu şiiri yayınlanır. Her 1 Mayıs'ta. Dolayısıyla en çok onun tanıyacağımız nokta bu 1 Mayıs şiiri olacak zannediyorum ki. Bu arada... İkinci kitabını çıkarıyor Yaşar Nezih Hanım. Ve bence tek kelime o kitabın başlığı ve bence tam böyle vurucu, iç acıtıcı, şu kadar kısa bir sürede bile onun aslında neler yaşadığını anlayabiliyoruz. Kitabın ismi Feryatlarım. Ve hangi konuda feryat ettiyse, işte bu toplumsal sorunlar olabilir, evlilikleri olabilir, ailesi olabilir, o bir yıllık eğitim hayatında hocasıyla olan o zor eğitim hayatı olabilir. Bütün feryadını burada anlatıyor. Mesela ben bugün eğer Yaşar Nezih Hanım'dan bahsederken şu cümleyi söyleyebildiysem, ikinci eşini çok severek evlendi. Bunu bildiğim nokta feryatlarımdır. Çünkü şiirde anlatıyor bunu. O eşini çok sevdiğini, çok severek evlendiğini ama aldatılmayı asla göze alamayacağını hep burada anlatacak ikinci kitabında. Şimdi... tabii Said İsyan'ın çıktığı dönemlerde, tabii erken Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet çok büyük sıkıntılar yaşıyor o dönemlerde. Haliyle bu bazı cemiyetler de sıkıntılar yaşayacaklar. Said İsyan'ı çıkınca biliyorsunuz takrir-i sükun yasası getiriliyor. Ve o takrir-i sükun yasasında bazı gazeteler kapatılıyor. Aydınlık'ta onlardan biri, kapatılan gazetelerden biri. Ve bazı kişiler tutuklanacaklar. Yaşar Nezih'e tutuklanmıyor fakat Yaşar Nezih'e o tutuklanmaları gördüğünde bir şiir yazıyor ve bir telgraf çekiyor.
Onun üzerine bir tutuklanması var. İşte o çektiği telgraf üzerine bir tutuklanması var. Burada çok önemli bir bilgi edindim ben. Bunu açıkçası dün akşama kadar bilmiyordum. Dün akşam tekrar bir üzerine bir Yaşar Nezihi ile ilgili okumak istediğimde çoğu haber veya gazete kupürleri, çünkü Yaşar Nezihi ile ilgili çok gazete haberi çıktı. Bu tutuklanmanın hep bu telgrafla alakalı olduğunu veya işte işçi haklarını savunduğu için olduğunu söylüyordu. Fakat aslında öyle olmamış. Bir kadın var ki ben sizinle belki yanlış hatırlamıyorsam geçen sene yaptığım bir programda Duygu Hanım. O kadın da bu kadın hareketlerinde çok önemli bir kişidir. O kadın aslında aydınlatmış neden tutuklandığını. Çünkü o kadının da başına böyle bir şey gelmiş. Bu kadının ismi Nezihe Muhittin. Hatırlarsanız tabii, sizinle daha önce program yapmıştık. Nezihe Muhittin Kadınlar Hak Fırkası'nın kurucusudur. Ve kendisi de kadın hakları ile ilgili çok çalıştığı için birileri tarafından hep çelme takılmıştır ona. Aynı şey Yaşar Nezihe'ye de olmuş. Birileri ona çelme takmaya çalışmış aslında. Zaten tutuklanması çok kısa sürüyor. Ve Nezihe Muhittin diyor ki bakın yazdığı telgraf yüzünden veyahut da işte yazdığı şiirler yüzünden olmadı bu. Yani siz burada oturup Cumhuriyeti suçlamayın sakın. Öyle olmadı. Birileri biz kadınlar bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman ayağımıza çelme takıyorlar. Belki jurnal vardı. Belki... Tam olarak öyle. Tam olarak. Dolayısıyla bizim hakkımız arkamızdan konuşabilirler, hakkımızda dedikodu yapabilirler. Şimdi Duygu Hanım, günümüzde bile yaşadığımız şeyler bunlar. Bizler birer kadın olarak meslek hayatlarımızda, başka yerlerde her zaman gördüğümüz şeyler olabiliyor. Dolayısıyla diyor ki Yaşar Nezihe bu yüzden tutuklandı. Yani birileri ona aslında bir kumpas kurdu diyorlar ve Yaşar Nezihe hemen tutuklanması durduruluyor. Bir süre geri planda kalmak istiyor Yaşar Nezihe bu hadiselerden dolayı. Ama geri planda olduğu zamanlarda ne yapmış biliyor musunuz? Şimdi para kazanması lazım. Yaşaması için para kazanması lazım. Bildiği en iyi şey şiir yazmak ve terzilik. Şiirlerini yazıyor ama yayınlamıyor. Bir yerde saklıyor. Bir yandan da terziliğe devam ediyor. Ve beni çok etkileyen bir şey yapıyor. Onu özellikle paylaşmak istiyorum. İstiklal madalyası kurdelelerine diken kişi oluyor. Her kim ki istiklal madalyası aldıysa ona kurt, biliyorsunuz onlar renk renk değişiyor. Evet, evet, hepsi el emeği. El emeği olarak onları dikiyor. Ve o bunları dikerken de bir şey anlatıyor. Biz bunu daha sonra anılarında görüyoruz. Ben açıkçası bilmiyordum. O yüzden de çok duygulandım bunu öğrendiğimde. Şimdi dikiyor istiklal madalyasının şeylerini, kurdalalarını. Ben aslında hissederek yapıyorum. Şimdi soruyorlar nasıl hissediyorsun? Diyor ki ben Kurtuluş Savaşı'nda okuma yazma bilmeyen kadınlara, çocuklarına, cephelerine, cepheye giderken oradaki mektupları yazan kişiyim diyor. Meğerse Kurtuluş Savaşı'nda bir de bunu yapmış. Çünkü okuma yazma biliyor. Ve haliyle anneler ve çocuklar arasındaki mektuplaşmayı sağlamış aslında. Dolayısıyla bence çağının çok ötesinde bir kadın. Mucize gibi. Mucize gibi bir kadın Yaşar Nezihe. Tabii parayı terzilikten kazanacak ama bu arada da kitaplarını yazmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu arada belki fotoğraflarımız geliyor mu ben tam bakamadım ama 7 numaralı fotoğrafımız numara, da gelebilir. Serhat abicim. 7 numaralı fotoğrafımız da gelebilir. Hemen geliyormuş. Şimdi tabii evet bir süre geride duracak ama daha sonra tabii en sevdiği meslek olan ve en çok isteyerek yaptığı o şairlik mesleğini elbette ki geri dönecek. Ve çıkacak gazetelerde ve dergilerde yazılar yazmaya devam edecek Yaşar Nezihe. Mesela Hanımlara Mahsus Gazete diye bir gazete vardı. O Hanımlara Mahsus Gazete'de sanıyorum birazdan izleyicilerimiz görebilecek. Hanımlara Mahsus Gazete'nin daimi yazarı oluyor. Bu çok önemli bir şey. Bir kadının, bir gazetenin daimi yazarı olması. Sonra ekranda, devam ediyor. Ekranda şu an. Tamam. Ne kadar düşünceli burada. Şunu söyleyeyim sonra bu fotoğrafla ilgili bir şey anlatmak istiyorum Duygu Hanım. O Hanımlara Mahsus Gazete'nin daimi yazarı olurken aynı zamanda o dönemde çıkan Nazikter diye bir dergi var. Oranın baş şairesi seçiliyor. Baş şairesi. Ve orada yazmaya başlayacak. Ama yine harf devriminden önce. Tabii daha Cumhuriyet'in ilk yılları. Evet bu 28 öncesi. İzleyicilerimizin gördüğü dergi çok önemli bir dergidir. Kadınlar Dünyası dergisidir bu. Tabii ekrana nasıl yansıyor ben bilemiyorum ama sol altta Latin harfleriyle Nezihe Yaşar yazıyor. Evet. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Latin harfleriyle sadece ismi var. Evet. Nezihe Yaşar Latin harfleriyle yazar. Çok küçük ama belli belirsiz görünüyormuş. Evet. Tamam. Ve sizin dediğiniz gibi çok düşünceli görünüyor kısmı. Bu fotoğraf çok önemli. Kadınlar Dünyası bir Türk kadınının peçesiz olarak fotoğrafını basan ilk dergidir. Peçesiz olarak. Evet. İlk dergidir. Ve o da Yaşar Nezihe'dir. Ve Yaşar Nezihe için özel bir sayı yapıyor. Bu özel bir sayı Yaşar Nezihe için.
O da muhtemelen yazarken bir fotoğraf çektirmiş diye tahmin ediyorum. En çok merak ettiğim şey bu fotoğrafı kimin çektiği, değil mi? Ben açıkçası fotoğrafçıyı çok merak ediyorum, bilmiyorum, görmedim ya da bir yerde isim yazıyor mu bakmadım. Ama bu çok önemli bir sayı olacak. Şimdi o bir şey yazıyorken ki fotoğraf çektirmesi benim için çok kıymetli. Çünkü bu arada bir gazete çıkarıyorlar kadınlar ve gazetenin ismi Çiçek. Ve bu gazeteyi yayamadıkları için, yani basımı yayımı gerçekleşemediği için, imkan olmadığından dolayı kendi elleriyle yazıyorlar. Çoğaltmayı kendi elleriyle yapıyorlar ve Yaşar Nezihe bütün gazeteyi baştan sona kendi eliyle yazıyor. Her yerde emek ve mücadele var gerçekten. Bu arada son 3 dakikamız. Tamam, o zaman çok kısa şöyle bir şey söyleyelim. Bu çok önemli çünkü. Yaşar Nezihe Hanım 1930'lu yıllarda hani programımızın başında oğlunun fotoğrafını göstermiştik. Yanında birisi vardı, Taha Toros. Çok önemli bir kişidir kendisi. Hı hı. Taha Toros'la bir röportaj yapar. Ve Taha Toros onun yeniden doğuşu aslında Yaşar Nezihe'nin. Çünkü onunla yaptığı röportajla biz Yaşar Nezihe'yi tekrar tanıdık. Kendisi çok güzel bir soyad alıyor soyadı kanununda. Bükülmez soyadını alıyor. Bükülmez. Ve bir şiir yazıyor. Tabii ki bütün şiiri okuyamayacağım ama bir satırını okumak istiyorum. Diyor ki, iftiharla taşırız bükülmez soyadına. Ne çare bükemedik bizi büken kadına. Çok güzel bir şiir yazıyor. Ve Bükülmez soyadıyla aslında tam kendisine yakışır bir soyadla Bükülmez soyadı Nezihe Bükülmez olarak artık şiirlerini yazmaya devam edecek. Ve Cumhuriyet döneminde 30'lu yıllardan sonra artık Cumhuriyet o muhteşem devrimlerini yaptığında Yaşar Nezihe'nin şiirleri bestelenmeye başlıyor. Ve bunlar artık birer müzik olarak karşımıza çıkıyor, musiki olarak karşımıza çıkıyor. Taha Toros kendisini sormuş, sorduğunda 60 yaşlarında. Hiç mutlu oldunuz mu demiş. Çünkü şiirlerde hep böyle bir acı var. 60 yıllık hayatımda iki kere yüzüm güldü demiş. Birincisini söylemeyeceğim demiş. İkincisi oğlumun yüksek mektebi bitirdiğini gördüğüm gün demiş. Bir tek bu iki gün yüzüm güldü. Birincisinin ne olduğunu bilmiyoruz demiş. Yaşar Nezihe Hanım 1948 yılında edebi hayatının jübilesini yaptı diyelim. İstanbul Üniversitesi 50 yıllık kalem erbabı isimli bir konferans düzenledi kendisiyle ilgili. O da jübilesi oldu. Zaten epey de 1971 yılında hayatını kaybediyor. Çok genç yaşta hayatını kaybetmiyor. 71'de hayatını kaybediyor ve bugün İstanbul'da. Cenazesi de İstanbul'da zaten kaldırılıyor. Belediyeden özellikle rica etmiş. Burada doğdum, burada yaşadım ve mezarımın da İstanbul'da olmasını istiyorum demiş. Bize Cumhuriyet kadınını, Türk kadınını bir kere daha anlattınız. Teşekkür ediyorum Duygu Hanım, çok sağ olun. Tabii Osmanlı'dan o mücadeleyi alıp Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınına verdiği haklarla bir kadının nereden nereye gelebildiğini gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa var mı? Hayır, çok teşekkür ediyorum. Sadece Türk kadınının bu mücadelesini her zaman her yerde göstermek ve dile getirmek istiyorum. İyi ki varsınız. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.